Herkese selam. YouTube eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram'a nasıl reklam verebilirsiniz? Detaylı olarak adım adım anlatacağım. Öncelikle yapmamız gereken ilk işleme geçiyoruz. Instagram hesabımıza girdikten sonra fotoğrafımıza tıkladığımızda sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar tanıtım yapabileceğimiz bir alan yok. Sağ üst taraftaki 3 çizgiye tıklıyoruz. Buradan ayarlara gidiyoruz. Daha sonrasında buradan hesaba tıklayıp en alt bölümde bulunan profesyonel hesaba geçiş yapıyoruz. Buradan devam diyoruz hızlı bir şekilde. Dijital içerik üretici olarak onaylıyorum. İşletme hesabına mı geçelim yoksa içerik üreticisi hesabına mı geçelim diye soru soruyor. Ben burada işletme hesabına geçiş yap diyorum. İletişim bilgilerimi istiyor. İstiyorsam yazıyorum, istemiyorsam yazmıyorum ve buradan da devam diyorum. Daha sonrasında bana Facebook hesabımda bulunan sayfamı bağlamak için soru soruyor. Benim hesabım olduğu için direkt olarak bağla diyorum. Şu an hesabımız profesyonel hesaba geçmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi hala buton yok. Niye yok? Çünkü sayfayı yenilemedik. Şimdi sayfayı yeniledikten sonra arkadaşlar şimdi fotoğrafımıza tıklıyoruz ve sizlerin de gördüğü gibi tanıtımını yap butonu geldi. Tıklıyoruz. Profil ziyareti daha fazla kişiye ulaşma, takipçi arttırmaya yarıyor. Eğer bir internet siteniz varsa oraya yönlendirme yapabiliyorsunuz. Daha fazla mesaj ise size direkt olarak mesaj atıyorlar. Bizim işimize yarayacak olan tabii ki de profil ziyaretleri. Buradan biz profil ziyaretlerine tıklıyoruz. Ve ileri dedikten sonra arkadaşlar bize burada iki tane soru soruyor. Sizler hangi sayfaları takip ediyorsunuz? Hangi gönderileri beğeniyorsunuz? Arkadaş çevreniz neyleri beğeniyor? Bu gibi adımları alıp otomatik olarak hedef kitlenizi belirliyor. Ya da dilerseniz kendiniz hedef kitlenizi tanımlayabiliyorsunuz. Bizler burada kendi hedef kitlemizi oluşturacağız tabii ki de. Burada hedef kitleyi oluştur dedikten sonra hedef kitlemizin adını girmemiz lazım. Buraya hızlı bir şekilde takipçi arttırma diye yazıyorum hemen. Daha sonra konumumu seçiyorum. Bölgesel olarak ve yerel olarak girebiliyorum. Bölge olarak arkadaşlar direkt olarak Türkiye'yi seçebilirim. Yerel olarak ise arkadaşlar sokak olarak da girebilirim. Böyle tam nokta atış da yapabiliriz. Ama bize Türkiye yeterli olacaktır. Buraya direkt olarak Türkiye yazıyorum. Daha sonra bitti diyerek şimdi ilgi alanlarımı giriyorum. Burada arkadaşlar benim hedef kitlem neyle ilgileniyorsa onu yazacağım ben buraya. Örnek vermem gerekirse burada sosyal medya ile ilgilenen insanların önüne çıkabilmek için sosyal medya ilgi alanını seçiyorum. Burada da yaş kitlemi belirleyeceğim şimdi. Benim yaş kitlem neyse onu seçmem lazım. 13 ile 30 yaş arasını seçiyorum burada erkek ve kadın olarak ve işlemlerimi şu an için bitiriyorum ve burada sağ üst tarafta bitti diyorum. Daha sonra burada kontrol ediyorum ve buradan bitti diyerek ilerlemeye devam ediyorum. Ve şimdi bütçemi ayarlamam için bana bir soru soruyor. 9 lirayla 1,5 milyar arasında bir fiyat belirleyebiliyorum ve toplamda kaç gün sürecekse onu belirleyebiliyorum. Bu mükemmel bir şey. Ben günlük 9 liradan ortalama olarak 5 gün sürmesini istiyorum. Bunu da ayarladıktan sonra ileri diyorum ve şimdi bana yaptığım işlemleri hızlı bir şekilde gösteriyor. Tanıtım oluştur dediğimde tanıtımı oluşturmuyor çünkü bir ödeme yöntemi eklemedik. Yani bizlerden toplamda 5 gün sürecek ve günlük olarak 9 lira alacak. Bu da 45 lira yapıyor ama tabii ki de KDV'ler dahil olduğu için toplamda 53 lira gibi bir bütçe çıkıyor. Buradan ödemeye tıklıyoruz ve buradan bizlerden bilgilerimizi istiyor. Burada eksiksiz bir biçimde bilgilerimizi doldurduktan sonra ileri diyoruz ve kaydet dedikten sonra reklamlarımız onaylandıktan sonra aktif hale geliyor. Telefondan Instagram'a nasıl reklam verebilirsiniz onu gösterdim. Şimdi ise bilgisayardan Instagram'a reklam vermeyi göstereceğim. Hadi geçelim. business.facebook.com'a giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Giriş yapacağız ya da hesap oluşturacağız. Burada arkadaşlar direkt olarak hesap oluşturabiliyorsunuz tabii ki de. Burada eksiksiz bir biçimde buraları güzel bir şekilde dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra arkadaşlar buraya gönder diyoruz. Gönder dedikten sonra bize e-postamıza bir doğrulama geliyor. Doğrulamamız lazım ki hesabımız aktifleşsin tabii ki de. Daha sonrasında mail adresimize gidiyoruz tabii ki de. Buradan hesabımızı onaylaması için mail adresimize gidiyoruz. Buradan şimdi onayla diyerek hesabımızı güzel bir şekilde onaylıyoruz. Gördüğünüz takdirde hesabımız onaylandı arkadaşlar. Buradan şimdi sol tarafta bulunan Instagram hesapları bölümüne geliyoruz. Burada Instagram hesabımızı eklememiz lazım. Burada arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi burada Instagram hesabımızı eklememiz lazım ki birbirine entegre olsun. Buradan gereken bilgilerimizi, kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz.
Burada gördüğünüz gibi girmiş bulunmaktayız şu an için. Evet, giriş yaptık şimdi. Daha sonrasında arkadaşlar bekliyoruz. Şu an için onaylandı. Burayı da bitir diyoruz. Buraya da tamam diyerek bir işlemlerimizi bitiriyoruz. Daha sonrasında sol tarafta üst bölümde bulunan 3 tane çizgiye tıklayıp buradan reklam yöneticisine gidiyoruz. Oluştur butonuna tıkladıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. 3 çeşit reklam verebiliyoruz tabii ki de. Bizim işimize yarayacak olan erişim kısmı. Biz profilimizi insanlara gösterip takipçilerimizi arttırmak gibi bir niyetimiz var. Burada kampanya adını çok fazla kafanıza takmanıza gerek yok tabii ki de. Direkt olarak herhangi bir şey yazabilirsiniz buraya. Ben buraya Instagram takipçi arttırma yazıyorum. Sizler de yazabilirsiniz. Daha sonrasında burada arkadaşlar günlük bütçe ya da toplam bütçe olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben burada tabii ki de toplam bütçe yapmayacağım. Günlük bütçe yapacağım. Günlük olarak 10 liraya ayarlayacağım ben. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıç tarihi ve bitiş tarihi var. Başlangıç tarihini 17 yapacağım. Bitiş tarihini de 23 yapacağım. Yani toplamda 6 gün sürecek bir reklam vermek istiyorum ben. Burada aşağı indiğimizde sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar yaş aralığını bize soruyor. Bunu aynı şekilde yaş aralığını da güzel bir şekilde ayarladığım takdirde güzel bir hedefleme yapmış olacağım. Burada cinsiyete dokunmuyorum. Detaylı hedefleme yapabilirim. Sosyal medya ile ilgilenen insanların önüne çıkabilmek için buraya ilgi alanları kısmına sosyal medya ve YouTube videolarını ekliyorum ki istediğim kitleye ulaşabileyim diye. Dillerden de Türkçe'ye ayarlıyorum tabii ki de. Şu an için işlemlerim bitti. En önemli kısımlardan bir tanesine geldik. Burada reklam alanları. Burada manuel reklam alanlarına tıklıyorum ve sadece Instagram'ı olmasını istediğim için diğerlerini kapatıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi şu an arkadaşlar sadece Instagram olanlar tikli ve işaretli onaylı. Gördüğünüz takdirde şu an. Şu an için işlemlerimi bitirdikten sonra ileri diyorum ve böyle bir ekrana beni gönderiyor. Buradan arkadaşlar Instagram hesabım ekli olduğu için reklam oluşturmanın altındaki butona gelip mevcut gönderiyi kullana tıklıyorum. Ve buradan da arkadaşlar Instagram'da hangi fotoğrafımın, hangi gönderimin öne çıkmasını istiyorsam onu seçiyorum. Ve böylelikle sağ tarafta sizlerin de gördüğü gibi fotoğrafımız geldi. Yayınla dedikten sonra reklamımız yayınlandı. Ama tabii ki önemli olan kısım ödeme yöntemini eklemedik burada da. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi faturalandırmaya tıklıyoruz. Sağ tarafta bulunan para ekle butonuna tıklıyoruz. Ve ekrana geldi. Tutar ne kadar eklemek istiyorsak onu yazıyoruz. Kart bilgilerimizi giriyoruz ve kaydete tıklıyoruz ve reklamımız onaylandıktan sonra aktif bir şekilde devam ediyor. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.